programıyla devam ediyoruz. Neyi konuşacağız? Kriptoları konuşacağız Sayın Helin Çelik'te. Ama ondan önce bir kısaca fiyatlamalara görelim hızlı. Bitcoin 61.283 seviyesinde şu anda %3,97'lik bir kayıp söz konusu. Bitcoin TL 2032, Ethereum ise orada da yine çok ciddi bir satış söz konusu. %3,66'lık bir düşüşte 3.314 seviyesinde. Şimdi Helin Çelik'e gidiyoruz, kripto para uzmanı bizimle. Helin Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler Tuğba Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, iyi bir yayın olsun diyelim. Şimdi ABD'de iştah düşük. Bir taraftan kripto üzerinde de böyle kara bulutlar geziyor diyorlar. Haziranda 71 bin doların üzerindeyken artık yavaş yavaş düştü ve artık 60 binlerdeyiz. Ne düşünüyorsunuz? Bu son ciddi geri çekilmenin sebebi neydi efendim? Evet, Bitcoin özellikle 72 binin üzerinde kalıcı bir fiyatlama gösteremedi ve bu aşamayla birlikte kar realizasyonları başlamış oldu. Hem yatırımcı tarafında hem de borsa tarafında çok ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı piyasa. Tabii bunun altını dolduracak olursak özellikle son birkaç gündür yaşanan düşüşlerin arka planında birkaç farklı sebep var diyebiliriz. İlk sebebimiz tabii endekslerdeki düzeltmeyi takip ediyor Bitcoin. Özellikle Nasdaq'taki geri çekilme ve düzeltme aşamasından oldukça fazla etkileniyor ki bugün dolar endeksi günü negatif geçirmesine rağmen kripto para birimlerinde herhangi bir toparlanma yaşanmadı ne yazık ki. Diğer taraftan Alman hükümetinin bitcoinlerine hareket ettirmesi ki bu hükümetin eline daha önce geçen bitcoinlerdi ve bir bahis sitesinden ele geçirilmişti ve bünyesinde tutuyordu. Bu BTC'leri cüzdandan harekete geçirmesi piyasada bir panik yarattı ve panik satışları tetiklendi. Akabinde MT Gox haberleri bugünkü bu satış baskısının derinleşmesine sebep oldu. Ancak kim satıyor diye baktığımız zaman buraya bir parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle balina hareketleri zayıflamış vaziyette, piyasadaki hacim oldukça zayıf, keza hacimsiz bir piyasada yapılan yüklü satışlar Bitcoin'in anlık olarak 60.800 seviyelerini test etmesine sebep oldu. Özellikle balinaların 100 bin dolar ve üzerinde yaptığı işlemlerde %42 oranında bir azalma var ki bu çok ciddi bir oran. Özellikle biraz önce dediğim gibi hacimsiz sayılabilecek bir piyasada böyle bir fonun piyasadan çekiliyor olması, daha doğrusu hacime katkısının olmaması kırılganlığı arttırmış vaziyette. Diğer taraftan işlem ücretlerine baktığımız zaman hacimsiz olduğunu buradan da görebiliriz. Ethereum işlem ücretlerini her zaman yatırımcının yakındığı bir mevzu olurdu ki burada da yine son 4 yılın en düşük işlem ücretiyle karşı karşıyayız. Yani ağ faaliyetleri arttıkça işlem ücretleri de artar. Burada ödenen fiiller çünkü yükselir. Ancak tıkanıklıklar da yaşanır hatta. Ancak biz bu son düzlükte özellikle fiyat 3000'in üzerindeyken Ethereum'daki bu işlem ücretlerindeki zayıflamayı hacimsiz ve ağdaki sayıca düşük işlemlere bağlayabiliriz. Şimdi piyasa böyle bir kıskaca girmişken Bitcoin'deki bu hareket çok önemli olacak. Hangi hareket? 60.000'in üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Aksi takdirde teknik açıdan baktığımız zaman burada bir düşen kanal çizmiş vaziyette ve zaten önceki 72.000'i test ettiği zaman çift tepe yaptığı sıralarda buradaki hedef fiyatına doğru ilerlemeye başlamıştı. Aslında teknik ve temel birbiriyle örtüşüyor diyebiliriz. Hı hı. Süreç içerisinde bu düşüşlerle birlikte panik satışlarının da arttığını söylemek mümkün. Özellikle borsalar içerisindeki işlem hacimleri de bir hayli zayıflamış vaziyette ve borsa satışları da gündeme geldi diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle 61.350 seviyelerinde fiyatlanıyor. Buradan toparlarsa ilk direncimiz 62.480'ler olacaktır ama ana haliyle yükselişe kaldığımız yerden devam edebilmemiz için 50 günlük hareketli ortalama bandını 4 saatlik grafikte incelersek 64.700-64.800'lerin üzerinde bir kapanış görmediğimiz müddetçe bu gevşeme de devam edecektir. Aşağıda da anlık olarak 59.000'leri test edebilir ama bu yatırımcıda panik yaratmasın. Çünkü bu hafta kritik veriler bekliyoruz. Özellikle biraz önce de bahsedildiği gibi PCE verisi var Cuma günü. Hı hı. Ve bu da tüketici enflasyonunu bize gösteren çok önemli bir gösterge. Faiz indirimine adım adım giderken bu veri kritik olacak ki
bu veride de Şubat ayından itibaren gözle görülür bir düşüş, bir gerileme aylık bazda baktığımız zaman göze çarpıyor. Bu ayı eğer beklentinin altında geçirebilirsek ve PCE verisi beklentinin altında gelirse kripto para birimlerinde hafta sonuna doğru bir rahatlama yaşanacaktır. Evet, İlhan, şimdi siz de biraz belirttiniz. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Şöyle bir soru soruluyor. Peki bu satışları kim yapıyor? Madenciler, siz biraz madencilerden bahsettiniz. Onları bize biraz anlatabilir misiniz? Madencilerin satışları sorun olduğu, biraz baskıladığı söyleniyor. Biraz anlatabilirseniz seviniriz o kısmı da. Evet, bu çok sık konuşulan bir konu. Madenci satışlarının aslında piyasayı bu noktaya getirdiği Evet. söyleniyor ama metriklere baktığımız zaman evet, madencilerin önceki gün yani ayın 22'sinde yapmış olduğu bir satış var. Ancak net flow'lara baktığımız zaman yani madencilerin rezerv oluşturduğu ya da satış yaptıklarının netini inflow'dan outflow'u çıkardığımızda elde ettiğimiz bu veri bize çok da ciddi bir baskı yaratmadığını gösteriyor. Özellikle bugün rezervlerde artış olduğunu bile söyleyebilirim. Ve bu 64.300 seviyelerinden itibaren madenciler satış yapmayı bırakmış vaziyette. Keza kendi maliyetleri de var burada. 64.000'in altındaki yaptıkları satış aslında madenciye ne çok fazla kurtarıyor ne de çok gönüllü olduklarını söyleyebilirim. Bu son satış baskısının arkasında özellikle bugünkü 60.800'lere giderkenki izlediğimiz yol ağırlıklı olarak madencilerden kaynaklanmıyor diyebilirim. Madencilerin özellikle son iki gündür rezervlerinde de artış olduğunu söylemem mümkün. Biraz önce bahsettiğim bu tüm sebepler aslında piyasanın özellikle borsa içi faaliyetler piyasanın gerilemesindeki en önemli sebep olarak gösterilebilir. Bir de tabii AVAX'taki sürpriz gerileme var. Burada da bizim ülkemizde bir kripto para borsasının siber saldırıya uğraması ve elindeki evet. AVAX'ları Bitcoin'e dönmesiyle birlikte yaşanan bir satış baskısı var. AVAX'taki düşüşü de biraz buna bağlayabiliriz. Ve tabii aynı kişiler farklı bir borsaya da bir siber saldırı düzenledikleri için buradan da yüklü miktarda coin elde etmiş vaziyetteler ve yine AVAX elde etmiş vaziyetteler. O yüzden AVAX yatırımcısı bu aralar her zamankinden daha fazla dikkat etmeli. Periyodik olarak AVAX satışları gerçekleşebilir. Farklı cüzdan hareketleri görebiliriz. Bu da tabii global borsalara parça parça gönderilme usulüyle yapılıyor ne yazık ki. Belli bir noktadan sonra takip edilip izinin sürülmesi de gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim altcoin'ler arasında şu an en dikkat etmemiz gereken kripto para birimi AVAX olarak karşımıza çıkıyor. Ethereum'a bakacak olursak bu arada Ethereum yatırımcısı da Türkiye'de çok fazla 3000'lere doğru bir hareket gelişirse yine panik satışı yapmamakta fayda var. Yaz aylarında Ethereum ETF'leri işleme açılacak. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi belki 1-2 gün süreyle bir satış baskısıyla karşılaşabiliriz Ethereum kanadında ETF'ler işleme açıldığında ama sonraki sürece baktığımız zaman eğer buradaki talep yerine oturursa Ethereum fiyatlarına da oldukça pozitif bir etki yaratılması mümkün. Bir küçük katkı daha yapabilirim. Belki bu Fed faiz indirimlerine giderken piyasa nasıl şekillenir, bu düşüşler geçici mi olur, kalıcı mı şeklinde. Burada da tabii hem makro verileri takip ettiğimiz önemli olan veriler işte tarım dışı istihdam, bu perşembe işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve cuma PCE, bunun dışında enflasyon verileri hepsi oynaklık düzeyini artırabilecek düzeyde ve FED yetkililerinden gelen konuşmaları yine bu hafta takip ediyor olacağız. Çok sıkıntılı bir durum yaşanmazsa veriler beklediğimiz gibi gelirse tabii ABD ekonomisi için belki biraz kötü ama bizim için iyi olabilecek düzeyde veriler faiz indirimini tetikleyecektir. FED bir noktadan sonra kötü veriye rağmen faiz indirimi yapmak durumunda kalabilir. Neden? Çünkü burada da sektörler arası bozulma sinyal vermeye başladı. Özellikle konut inşaatındaki konut inşaatı daha doğrusu 4 yılın en dip seviyesinde yer alıyor. Yüksek faiz hem şirketleri hem de hane halkının belini biraz bükmeye başlamış vaziyette. Dolayısıyla FED faiz indirimine illaki gidecek. Bir ya da iki kere bunu yaşayacağız ve faiz indirimleri geldiği takdirde piyasada da bir rahatlama yaşanacaktır. Ancak tabii hangi noktada faiz indirimlerini karşılayacağımız da çok önemli. Bizim ilk kritik desteğimiz 60.000 seviyeleri. Hatta biraz pay bırakabilirsek çünkü burada duramayabilir.
59 bin lira kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak buradan bir kırılım gelirse 56 bin seviyeleri gündeme gelebilir. Hilal Hanım, şimdi altcoin'lere biraz değiniz. Altcoin'ler çok ciddi kan kaybı yaşıyor deniyor ve hatta şu da artık konuşulmaya başlandı. Altcoin'lere artık bakmayın, artık hiç yatırım yapmayana kadar geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda bir de Ripple'la alakalı da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, Ripple tamamen artık bir kıskaca girmiş vaziyette. Özellikle XRP'ye baktığımız zaman hiçbir boğadan, yani geçtiğimiz boğada da bu boğada da ciddi derecede faydalanamadı. Ne yazık ki buradaki fiyat hareketlerinin hepsini kaçırmak durumunda kaldı ve Türkiye'de de çok fazla Ripple yatırımcısı var. Kesinlikle. Çünkü burada seneler önce Bitcoin ve Ethereum'dan sonraki yıldızı XRP olarak görüyordu Türk yatırımcısı ve pozisyonlarının deyim yerindeyse evlat edinmiş vaziyete geldiler. Şimdi de herhangi bir hareket olmayınca hem zararda pozisyonların bozulması söz konusu. Yüklü alınan tutarlar ise hala bekliyor ve bekledikçe hem enflasyon karşısında eriyor hem de kripto para piyasası içinde bu paraları değerlenememiş oluyor ne yazık ki. XRP'deki bu hareketsiz durum, daha doğrusu artık bir türlü yatırımcıyı tatmin edememe durumu dava bitene kadar devam edecektir. Yeni XRP alımları için ben çok da uygun bir vaziyette olduğumuzu düşünmüyorum. Diğer taraftan altcoin'lere bakacak olursak burada majörler her zaman toparlanma eğilimi yüksek olan kripto para birimleridir, altcoin'lerdir. Yani ne demek istiyorum? Meme coin'lere çok fazla yatırımcı kendi yatırımını bağladı ve umut bağlamış oldu. Dolayısıyla buradaki yükseliş hareketinden faydalanmak için çok fazla pozisyon alındı. Ancak bunların birçoğu tahsiye oldu düşüş sırasında. Bitcoin bir düşerse eğer bu meme coin'ler ya da altcoin'lerin çoğu 2 düşer, 3 düşer, 5 düşer. Bu şekilde aslında tarih boyu Bitcoin'in tarihi boyu bu şekilde gerçekleşmiş bir vaziyet. Dolayısıyla biz portföyümüzü oluştururken majörlere daha fazla yer vermeliyiz. Bunu aslında her yayında sizinle EkoTürk'le yaptığımız yayında dile getirmeye çalışıyorum. Meme coin'ler güzel kazandırır ancak çok da kaybettirir. Dolayısıyla yatırımcı burada bütün portföyünü bağladığı zaman ve diğer bir furya halinde çıkan altcoin'ler, sadece meme coin değil diğer hepsini bunun içine koyabiliriz. Çünkü artık binlerce altcoin var ve aslında Bitcoin'in bir yerde kıpırdanamamasının ve belli bir seviyeyi kıramamasının bir sebebi de bu. Yatırımcı yüksek kar umuduyla çok fazla altcoin'lerde işlem yapıyor. Evet, yatırımın çoğu Bitcoin'de. Hani yüzdesel olarak baktığımız zaman %50'nin üzerinde piyasayı domine ediyor. Doğru. Ama kritik zamanlarda öyle fonlara, öyle hareketliliğe ihtiyaç oluyor ki bu noktada eksik ve noksan kaldığını düşünüyorum. Diğer taraftan majör altcoin'lerde bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Özellikle Ethereum tarafında. Tabii ETF onay sürecinde belki beklentinin gerçekleşmesiyle bir kar realizasyonu, bir satış baskısı 3000'lerin altı dahi görülebilir. Bu tabii ki de piyasanın koşulu ve içinde bulunduğu konjonktürle de doğru orantılı ilerleyecektir ama imkansız değildir. Ancak sonraki süreçte toparlanma eğilimi devam edecektir ve var olmayı da sürdürecektir. Bunu Solana için de söyleyebilirim. Avax için bu aralar kritik bir döngüdeyiz. Onu çok fazla katmak istemiyorum ama özellikle bu Avax üstündeki satış baskısı geçtikten sonra ben Avax'ta da bir toparlanma gelebileceğine inanıyorum. Çünkü güzel projelere atılan imzalar söz konusu. Major altcoin'lerde toparlanma biraz zaman alsa da illaki gelecektir. Ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Çünkü bir önceki boğa yıldızları tamamen farklıyken şu an neredeyse piyasadan silinmek üzereler. O yüzden yatırımcı her zamankinden fazla bu satış baskılarında özellikle ayı piyasasına giriş aşamalarında dikkat etmeli. Evet. Hilal Hanım, şimdi şöyle diyorlar, kripto yatırımcısının yüzü gülür mü hocam diyorlar. O yüzden şimdi ben şunu soracağım size, nelere dikkat etsin bu yatırımcılar, nasıl pozisyonlansınlar? Bir dakikamız var, orada onu da alalım, öyle kapatalım. Evet.
Elbet güler diyeyim. Şimdi şöyle, şimdi Bitcoin o kadar farklı mekanizmalardan etkilenmeye başladı ki belki piyasa kendi doğası içerisinde kalmayı sürdürebilseydi, ama bu mümkün değil. Hiçbir finansal enstrümanda mümkün değil. Çünkü artık tabana yayıldıkça herkes farklı piyasalarda işlem yapıyor, doğal olarak takip ediyor ve bir yerden çıkıyor fonlar, başka bir yere giriyor. Artık kripto para piyasasını da bu furyaya dahil edebiliriz. Biz bundan birkaç sene önce PC'yi konuşmuyorduk mesela. Ama diyoruz ki şimdi Cuma günü PC'yi açıklanacak. Piyasada yüzümüz elbet güler. Bu 100 bine giderken bazı hareketler normalde karşılanabilir. Çünkü borsalarda çok fazla long pozisyon birikti. Yani çok fazla alış yönünde pozisyon açtı yatırımcı. Dolayısıyla daha temiz bir piyasada belki de bu 100 bine bize göstereceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında verileri takip edip hep birlikte göreceğiz. Efendim, ağzınıza sağlık. Kıymetli yorumunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.